Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en yüksek faiz veren bankaları tekrar bakacağız. Daha önce bir video çekmiştik, biliyorsunuz ki 8 ay önce çekmişiz bu videoyu. 36 bin kişi de izlemiş, bayağı da rağbet görmüş arkadaşlar. Şu anda baktığımızda arkadaşlar, geçmiş dönemde 8 ay önce yaptığımız video içerisinde Anadolu Bankası'nda %20 faiz varmış. Akbank'ta %27, Odaya Bank'ta %25. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar video. %16 ING, %16 Garanti, %16 TEP Bankası. 8 ayda arkadaşlar faizler mevduat hesaplarında oldukça yükseldi. Şu an tabii ki faiz hesabında aylık kazanç hesaplayacağız birazdan sizlerle birlikte. Oldukça yüksek çıkıyor. Bir ay içerisinde belli bir tutar baktığımızda, hesaba koyduğumuzda faiz arkadaşlar ciddi bir aylık getiri yapıyor. Yani internette bir durumlar oldukça karışık. Ben bu faizin arkadaşlar %50'ye kadar çıkacağını düşünüyordum. Denizbank %41'di arkadaşlar. %43'e yükseltti faiz oranını. Akbank %40'ta devam ediyor. 2-3 gün önce Akbank bayağı liderdi arkadaşlar %40'la birlikte baktığımızda. ING biraz daha hafif kalmış %22. 8 ay önce de %16'ymış arkadaşlar. Fakat şu an Denizbank'la arkadaşlar Akbank oldukça yüksek faiz veriyor. Tabii burada değişkenler devam edebilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu videoda baktığımızda arkadaşlar bir ay içinde 100.000 TL ile kaç bin lira kazanırdım videosunda, şu anda fark oldukça yukarılarda çıkacaktır. Şimdi baktığımızda 32 gün 100.000 TL hesaplıyoruz arkadaşlar. Bankalar bizlere gösterecek şimdi. Turuncu hesapta %38 faizli sponsor olarak çıktı karşımıza. Aylık net 3.000 TL kazandırıyor. Denizbank ise arkadaşlar %41 ile 3.414 TL kazandırıyor bize. Aylık 100.000 TL'yi vadeye koyduğumuzda %41 faiz oranı ile birlikte. Peki bunu biz 92 gün yaparsak aylık kazancımız ne kadar oluyor? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Denizbank'ta gördüğünüz gibi %41 faiz oranıyla 3.414. Akbank'ta da gene aynı şekildedir arkadaşlar. 100 lira falan oynayacaktır. Şimdi burada asıl önemli olan tabii ki büyük parayı arkadaşlar vadeye koyabilmek. Baktığımızda 1 milyon TL gibi bir rakamı biz vadeye koyduğumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi net kazanç 34 bin lira. İşte birisinin arabası vardır 1 milyon TL diyordur, bir şeyi vardır, bir malı vardır, arsası vardır, tarlası vardır. Yani bu şekilde değerlendiren insanlar olacaktır mutlaka arkadaşlar. Tabii ki mal satmaya karşıyım arkadaşlar. Bu genel finansal piyasalarda da öyle. Hiçbir zaman mal satmaya yanaşmam. Fakat şu an faiz oranları oldukça yükseldiği için insanların tabii ki aklı biraz karışacaktır açıkçası. Denizbank'ın içerisine girip arkadaşlar detaylı bilgileri alabiliyorsunuz buradan. Hesabınız yoksa hesabınızı oluşturuyorsunuz. İçerisinden bir mevduat hesabı oluşturuyorsunuz. Mevduatınıza başlayabiliyorsunuz. Bazı bankalarda otomatik tutarınıza da arkadaşlar ne yapıyorlar? Günlük faiz uygulayabiliyor bankalar. Eğer günlük ben harcamadığım paramdan faiz uygulansın diyorsan bu şekilde bankanla görüşebilir. Kendi normal bakiye tutarına günlük faiz uygulatabilirsin. Harcasan da bir şey değişmiyor. Ne kadar param varsa ona göre bir faiz oranı var. Buna faiz oranı uyguluyorlar. Örnek veriyorum, 10 bin liram var hesabında. Sen bunu markete gidiyorsun, harcıyorsun, işte alışverişlerini yapıyorsun. İşte 9.500 kalıyor. 9.500 üzerinden tekrar bir faiz uyguluyor sana. Sabah bir kalkıyorsun, 15 lira fazlan var, 20 lira fazlan var, 50 lira fazlan var. Harcıyorsun, üstüne koyuyorsun vesaire, bu şekilde dönüşümlü bir şekilde bunu uyguluyorsun. Şimdi 1 milyon TL tabii ki net kazancı aylık geliri oldukça iyi. Şu an asgari ücret piyasasında baktığımızda neredeyse 3 asgari ücret bir net kazanç getiriyor arkadaşlar. 3 aylık gibi 1 milyon TL üzerinden 3 tane asgari ücret kazanabiliyorsunuz. Detayları gör dediğimde arkadaşlar web sitesine yönlendiriyor. Bu platform üzerinden bakabilirsiniz. Devam et dediğimde şöyle bakalım tekrar. Evet, gene Denizbank'ın web sitesine yönlendiriyor bizi arkadaşlar. Şu anda neden Denizbank üzerinden ilerliyorum? Çünkü en yüksek faiz oranını uygulayan o. Tabii ki siz farklı bankalarla çalışıyorsanız arkadaşlar o bankaların faiz oranlarına da bakabilirsiniz. Bu arada şöyle bir şey var. Kendi bankanız içerisinden arkadaşlar özel bir faiz oranı da alabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatayım sizlere. Yani sizin kendi maaş bankanız vardır. Bu bankayla konuşarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Faiz oranlarını net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu platform üzerinden çıkanlardan biraz daha yüksek çıkabilir. Özellikle ING Bankası'nda arkadaşlar, bir de TEP Bankası'nda. Şimdi Denizbank'ın içerisine girdiğimizde 1 milyon TL 32 gün vadede arkadaşlar, gördüğünüz gibi aylık net kazancı 34.000 TL. Peki bu vadeyi uzatırsak bize 92 gün vade yaptırıyor mu Denizbank? Evet, 92 gün vadede 102.964 TL arkadaşlar. 5.500'ü vergiye gidiyor. 108.000 brüt kazanç getiriyor bize 92 günde arkadaşlar.
Burada uyguladığı faiz oranı %43'e yükseldi bu arada arkadaşlar. 181 güne bakalım. 181 günde faiz oranı düştü. Bu biraz mantıksız. Fakat tabii ki gene de baktığımızda arkadaşlar 132 bin lira net kazanç var. Az kazanç değil fakat vade biraz uzun oldu. 55 güne düşürdüğümüzde evet 55 günde 58 bin liralık bir kazanç var. Faiz oranı %41. Gayet mantıklı 1 milyon TL için arkadaşlar. Ya şimdi 1 milyon TL üzerinden konuşuyoruz. Çünkü net kazancı aylık gayet iyi. Herkesin 1 milyon TL'si yok tabii faiz oranlarını hesaplarken. Fakat dediğim gibi yani bu faiz oranları %50'ye doğru giderse arkadaşlar aylık net kazancı oldukça cazip gelecektir birçok kişiye. İşte dediğim gibi bir araba satılır, bir arsa satılır, bir mal mülk satılır. Faiz oranlarına girilebilir diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde de dediğim gibi %43'lerden, %45'lerden %50'ye kadar çıkabilir görüşündeyim açıkçası. Yani 8 ay önce çektiğimiz videoya baktığımızda arkadaşlar nereden nereye gelmiş? Yani 2 kat faiz oranı yükselmiş arkadaşlar. 8 ay içerisinde 2 kat yükselmiş. 500 bin TL'ye hesapladığımızda arkadaşlar 29 bin net kazancı var. Biraz daha az paramız olduğunu düşünelim. 500 bin TL'ye bağlarsak faiz oranına aylık bize 20 bin TL gibi bir net kazanç getirir arkadaşlar. 20 bin TL'de aylık çok kötü bir para sayılmaz 500 bin lira için arkadaşlar. Paranız orada belki enflasyon durumundan erime durumu olabilir. Fakat anlık olarak yapacaksak bunu 2024 yılına kadar arkadaşlar değerlendirebilir. 2024 yılının ortalarında enflasyonla birlikte para biraz değer kaybetse de kısa zaman içerisinde güzel bir kazanç getirebilir 500 bin TL üzerinden. Şimdi faizin işte iyiliğini kötülüğünü tartışmayalım. Burada içerik olsun diye ve tabii ki bu faiz oranlarının yükseldiği için ikinci bir videoyu çekmek istedim. Biliyorum birçoğunuz sıcak bakıyor, birçoğunuz soğuk bakıyor. İşte faizin farklı durumları var. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Ben de burada içerik olarak sizlere anlatmak adına çekiyorum. Biliyorsunuz bankalar ve kredilerle ilgili çok fazla videomuz var kanalda. Özellikle TikTok hesabından da gündelik haberleri, bankayla kredilerle ilgili bilgileri kısa videolar halinde sizlerle paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. 500 bin TL'de de 32 günde 17 bin liralık bir kazanç veriyor bize aylık arkadaşlar. 92 günde hesapladığımızda Denizbank üzerinden 51 bin TL'lik bir kazanç veriyor bize. Paramızı arkadaşlar 551 bine doğru katlıyoruz burada. Gördüğünüz gibi vade sonu tutar ve faiz oranı %43. 32 günde dediğimiz gibi demin de 17 bin TL'ye %41 faiz oranıyla karşımıza çıkıyor. Detaylar arkadaşlar platform üzerinde. Platformun linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan sizler de inceleyebilirsiniz. Geri kalan açıklaması da bankanın açıklamaları, kampanyaları vesaire gibi durumlar da burada arkadaşlar. Haftalık faiz oranlarını da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gidiyor. Şuralara geldiğimizde 12 Mayıs'ta gördüğünüz gibi %21 faizmiş. Daha sonra yukarılara doğru çıkmış. %30 faize 23 Haziran'da. 500 bin TL'ye diğer bankalar arkadaşlar karşılaştırma yapabilir. Ve tabii ki en yüksek olanı Denizbank olduğunu görebilirsiniz. Denizbank, Akbank arkadaşlar. İkisi şu anda uzun zamandır lider konumda. Denizbank biraz gerideydi. Akbank %40 veriyordu. Aslında bu sponsorluk ve kampanyada biraz müşteri topladığını düşünüyorum. Akbank'ın aksine arkadaşlar bugün son 2 gündür diyelim Denizbank bir çıkış yaptı. Faizini yükseltti. Mevduat hesaplarında faiz oranları yükseldi. Aylık net kazancı da elinizdeki brüt paraya göre arkadaşlar değişiklik gösterecektir. Peki hocam benim 500 bin liram yok, 100 bin liram var. Ne yapabiliriz 100 bin lirayla? 32 günde bize 3,5 bin lira para kazandırır. 46 günde bize 5 bin lira para kazandırır arkadaşlar. 55 günde ise 5869 lira para kazandırır. Fakat düşük paranın enflasyonda erimesi daha hızlı olur. Bunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani ufak paralar her zaman hızlı erir, değer kaybeder. Büyük paraların değer kaybetmesi ufak paralara göre biraz daha zaman alır. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Buna göre sizler arkadaşlar ölçünüzü yapabilirsiniz. 100 bin lirayla tabii ki yani mantıklı gelecek arkadaşlarımız vardır belki hani. Param var benim, maaşım da yatıyor. Sağdan soldan para da geliyor. 100 bin lirayı buraya bağlarım. Aylık 3500 oradan gelir. 3500'ü de işte bir yere yatırırım, bir şey yaparım vesaire gibi bir şey diyorsan yapabilirsin. Mantıklı tabii ki. 250 bin TL'miz olsun bizim. 32 günde hesaplayalım Denizbank'tan. 8,5 bin lira para getirir 250 bin TL'de arkadaşlar. Bence iyi rakam. Yani 8,5 bin TL askeri ücretin bir tık altı neredeyse. 46 güne baktığımızda arkadaşlar 12.271 getirir. Yani 45 günde 46 günde
biraz asgari ücret kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bu da faiz oranını bize %41 olarak çıkartıyor. En mantıklısı 1 trilyon gibi gözüküyor arkadaşlar şu anda 32 günde. 1 milyon TL'miz varsa bizim net kazancımız 34 bin lira olur aylık. Bu da arkadaşlar baktığımızda uzun vadede güzel para kazandırabilir bize. 181 günde faiz oranı düşük. 92 günde gene %43'ten uyguluyor. Fakat biz ne demiştik? 55 günde oldukça güzel bir net kazanç getiriyor. 60 bin lira. Buradan aldığınız parayı da farklı bir yere bağlarsanız arkadaşlar, bir yatırım yaparsanız tekrar bir gelire dönüştürürsünüz. Oldukça güzel bir döngü olur. Güzel para kazandırır diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, iyi yatırımlar. Yorumlar kısmında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Mevduat hesabı açarak bu şekilde paranızı değerlendirebiliyorsunuz isteyenler için. Görüşmek üzere. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.